Gördüğünüz hastalar içinde sizce diş gücü uzatanların oranı nedir? Yani mesela her 3 kişide bir mi, 5 kişide bir mi, 10 kişide bir mi? Sık mı rastlanıyor bu kadar? %80 civarında, fakat %70, %80 de diş gıcırdatının farkında değil. Yani her 10 kişiden 8'i dişini gıcırdatıyor. Evet. Ama bu 8 kişinin 5'i 6'sı da farkında değil. Farkında değil, evet. Peki bu psikolojik bir sorun mu? Çünkü ilk aklımıza bu geliyor. Sorun olduğunda, stres Şimdi diş olduğunda, gıcırdatmanın sinirlendiğimizde. iki sebebi var. Birincisi psikolojik sebepler, ikincisi ağızdaki dişlerle ilgili fonksiyon eksikliği ve diş eksikliğiyle olan sebepler. Birinci sebep stresle başlıyor ve hastalar genelde gece sıkmaya başlıyor. Bunun etkenini ortadan kaldırmak için öncelikle hastalar sigara kullanıyorlar mı, alkol kullanıyorlar mı, daha önceden bir beyin travması geçirdiler mi, herhangi bir alerjileri var mı ve gün içinde bunları rahatsız eden çok büyük bir sorunları var mı, bunun derinine inmek gerekiyor. Tabii bizim diş hekimi olarak da bize düşen bölümü ise hastaya bir muayene yapıyoruz ve muayene yaptığımızda çok çabuk hasta kendini diş sıktığından dolayı ele verebiliyor. Nasıl Bunların ele başında eğer dişlerinde aşırı derecede yıpranma varsa, yani dişlerinin krom boyları dediğimiz dışarıdan gözüken boyları diş etine doğru küçülmüşse bu birinci sebep. İkincisi aşırı hassasiyetleri varsa, üçüncüsü yanaklarında ve dudaklarında ısırmalardan dolayı yaralar varsa. Çünkü diş gıcırdatan hastalar dişlerin birbirine sürtmesiyle jilet kadar keskin bir dişe sahip oluyorlar. Bu da yumuşak dokularda aşırı derecede harabiyete sebep veriyor.